Merhabalar YouTube. Chat'imin büyük ısrarı sonucunda asla iyi olmadığım bir oyun türündeyim. Baldur's Gate oynuyoruz. Üçüncü oyun. Haydi bakalım. Gazamız mübarek olsun diyorum ve chat'e dönüyorum. Chat'le muhabbet edeceğim çünkü. Siz de yayınlara gelebilirsiniz deyip artık YouTuber'lık görevimi yaptıktan sonra Higancım hoş geldin. Yeni oyun diyeceğim tabii ki. Ve dengeli oynamayı düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Yani o kadar da ezik değilim. Kaşiflik de yapmayalım. Taktisyen var. Bilmem ne var. Ben. Şeref var. Özel var. Deneyimini özelleştir. Hem buna sonra bakılabilir. Ama dengeli gitmeyi düşünüyorum. Çünkü ben arkadaşlar ben bu türde noob evladı noobum. Benden çok bir şey beklemeyin yani. Baştan söylüyorum. Chat'imle beraber ilerleyeceğiz. Vallahi seveceksin diyor Higan. Tamam. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Dengeli diyerekten oyna başla diyorum. Crybat 4. ayımız kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, şeref modunda oynayacak şeref bende yok maalesef. Bu arada ben muhtemelen çok büyüğüm. Bu ayarları yapacağım. Şu sinematik bir geçsin. Yayın tekrarlarını Uyuh Özel yapıyorum. Böyle aldığım kayıtları da YouTube'a, kanala video olarak atacağım. Sarar sizi diye düşünüyorum böyle de. Hem yayını kaçıranlara da hizmettir. Ya evet, oyun bilgisayarımda nasıl, iyi mi, hani çalışıyor, o her şey okey mi diye dün yükleyip bir bakmıştım ve bu sinematikte şurası hiç hoşuma gitmiyor yani. Tiksinçsiniz gerçekten yani, bu benim en büyük korkularımdan biri gözüme sinek falan girmesi yani. Ay, bu görüntüyü gerçekten yazıklar olsun, bunu bize niye yaşattınız ya? Yakışıklı biri. Abi kızlar hep arıza adamları seviyor. İşte örnek. Gerçekten. Yakışıklı. Ha. Evet, geçmiş olsun. Benim işte 3 saat vakit geçireceğim yere geldik. Cyberpunk oynarken çok büyük tepki toplamıştım bu konuda. Karakter oluşturma sürem insanları çok sinirlendirmişti. But amca neydi? I'm just a girl. Değil mi? Evet. Yani seviyoruz karakter yapmayı. Ama bu da çok güzelmiş ya. O kadar güzel bir şey geldi ki karşıma falan oldum. Şimdi arkadaşlar. Irkı önce bir belirleyelim bence chatle beraber. Gelecek 3 saat buradayız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi ırkı ne yapsak ya? Yani ben bir kere zaten normal hayatta, yani real hayatta kısa boylu biriyim. O yüzden cüce falan olmak istemiyorum. Oyun dediğin şey günün sonunda escapizmdir yani. Ben gerçek hayattaki kısa boyumdan kaçamayacaksam hiçbir şekilde oyun oynamamın bir anlamı yok. Cüce plis falan diyorlar. Tabii ki seksiler elftir. Tabii ki. Türk var mı abi? Türk olmak istiyorum. Aynen. Real hayatta olamadığım bir şey. Türk olmak istiyorum. Buruklar içinde neden Türk yok? Neyse. Bakın bu game designerları bir şeydir ha. Yani Türkiye temalı bir FRP oyunu yapsınlar. Türk, Kürt, Çerkez, Alevi, işte böyle alayını,
Lazını, alayını koy, zazaları falan koysunlar, oynarız bence. Ben oynardım. Ben oynardım. Şimdi gerçekten avantajlı olarak ne öneriyorsunuz? Elf olmayı düşünüyorum ama insan da olabilirim. İnsan, insan. Bunu oynayamam büyük ihtimalle. Bunu da oynayamam gibi geliyor. Ya yarı elf mi takılsam acaba? Çünkü ben real hayatta da şeyim yani, melezim. Türkmen ve bir babanın, Kürt bir annenin kızıyım. Hani ona gönderme gibisinden. Yarı elf. Şaka. Bugün şakalı. Evet, yarı elf mi olsam? Ne olsam bilemedim. Bu konuda gerçekten bir tık avantajlı olmak istiyorum. Ablalık konusunda avantajlarına dikkat etmesen de olur o kadar. Sevdiğini seç gitsin. Klas konusunda ama bonuslara bir nebze daha dikkat edebilirsin. Tabii tabii, o konularda ben size şey yapacağım zaten, danışacağım. Druid olup Türk olabilirsin. Aa, ooo diye dolaşabiliyor muyum? Kurt olup gezebiliyor muyum her yerde? Çok tehlikeli ya, oradan bir tutuklamam var benim. Yani yozlaşmışsın aldı, evet. Elf olacağım ya. Serin sularda takılacağım. Ocak dışı kalırım, evet evet. Kurta dönüşebiliyor. Gerçekten bu mu olayım ya? Ciddi misiniz? Gerçekten au diye dolaşırım ama. Ona göre. Altırk diyor. Asla ne diyor bu? Bunların şehrindeki lot hareketini yetiştirdiği bir duralar. Yozlaşmış ve acımasız tanrıçalarının erdemleri. Ben yozum, evet, yoz bir şey seçebilirim. Takipçilerini parlak kırmızı gözlerle damgalarlar ki karanlık altı sakinleri bir bakışta drowlardan korkmayı öğrensin. Peki bu? Bu da diyor ki dört bir köşesinde müttefik ararken bulunabilirler. Bunda ne diyorsunuz? Ha, elf seçip okey, tamam, elf seçtim, tamam mı? Okey, tamam, şimdi anladım ne demeye çalıştığınızı. Okey, tamam, şu an sistemi şu an anladım. Yani elf seçip buradan bir orman elfi de olabilirim. Yüce elf de olabilirim. Yüce elf olacağım ben ya. Yüce elf olacağım. Buradan büyü seçiyoruz. Aa, arkadaş bu ne? Bu kafama göre seçebilir miyim? Bakacağım bu arada. Evet, 3 saat olacağını söylemiştim size. Gözlüğümü takmadım. Biraz şey okuyacağım. Hipermetrobum yaşlık. Ateş iyidir dediler ya. Çok sıkıcısınız. Silah muhafızası. Arkadaşlık. Thanks. Kerizitemi o çok belli. Raks'eden ışıklar, dümdüz ışık, büyücü eli, küçük illüzyon, bir de isabetli vuruş varmış. Yani benim niye ilgimi mesela kemik ürpert ve asist sıçratma, yani ateş mi seçmeliyim? Bunu o kadar kullanmazsın diye düşünüyorum falan dediler. Ben kullanabilirim, belli olmaz. Şu an böyle şeyim, çeyiz diziyor gibi heyecanlıyım o yüzden. Burada ne aldığın çok önemli değil zaten denildi. O zaman bak, sonraki turuna kadar hedefin iyileşmesini önlersin. Çok iyi. Bunu seçtim ben. Gerçekten bunu seçtim. Cayır cayır yakarız falan deniliyor. Ha, alev oku çok şey. Aynen. Ha evet. Alev oku. İlkokul fişi gibi gerçekten. Kemik ürperti kullanacağım. Ne diyorsunuz? Yalan önemli. Sen bu ateşe dayanamıyorsan cehennem ateşine nasıl dayanacaksın? Şakalar. Biriniz inisiyatifini eline alsın ve desin ki şunu seç. Sınıfa geldik. Burada ne oyun? Barbar oynamayacağım. Tabii ki. Barbarı barbarlar oynasın. Nasıl şaka? Nasıl laf çakma? 10 numara. 20 gün düşündüm bu şakayı. Barbar, Ozan. Ozan çok sıkıcı ya. Ne yapacağım? Türkü mü çığıracağım? Hayır. Ruhban, hayır, ben sekülerim. Druid, gerçi o da seküler değil ki. Dövüşçü, keşiş, paladin. Ben elit olmak istiyorum, evet. Mesela bir ortama girdim ve burası niye böyle bok gibi kokuyor, leş gibisiniz falan filan diye insanları haraslamak istiyorum. Ozan çok keyifli oluyor, her şeyi konuşarak hallediyor. Çeneyle, aa bu ilgimi çekti. Aa, evet ya, ben kurda dönüşmeyecek miyim? Druid seçeceğiz her türlü. Druid'i seçtim. Kuşa diyorum. Kurda dönüşmek istiyorum. Diye şarkı söyleyeceğim. Gırtlak vokali yaparak dolaşacağım.
Yaparsın ama dürüt gibi olması tamam Yasin. Bu bayağı çok iyi açıklamaydı. Yaparsın ama dürüt gibi olmaz. Okey, dürüt yapıyoruz o zaman. Tamam. Bunlar seçili. Zaten bunları silip şey yapabiliyor muyum? Evet, buradan seçebiliyorum. Keşke dümdüz insan olsaydım gerçekten. Keşke dümdüz insan olaydım da dümdüz insan halimle oynayadım. Bu ne ya? Sadece druidler dönüşüyor. Tamam, bu bilgi için teşekkürler. Druid olmadı sanki ya. Allah sizi kahretsin ya. Şilalak boş iş. Rehberlik bayağı iyi, okey. Rehberlik ve kamçı. Nasıl? Dümdüz barbar cüce olsaydın hiç uğraşmazdım bunlarla. Sensin barbar. Hoşi. Git sen barbar ol. Rehberliğe gerek var mı? Takımda gölge yürek var zaten diye itiraz geldi. Gölge yürek kim? Bir saniye oluyor. Ekibe de çok yarar sağlarsın. Şey mi? Okey. Tamam. Yani şu an şöyle tutuyorum ve devam ediyorum. Geçmiş mürit diye bir şey yere geçiyorum. Rehberlik iyidir. Gölge yürek başka büyü yapar. Tamam. Klerikal Zuhal. Dur şimdi ortalık çok karışık, ne kleriği. Klerikte grubun vazgeçilmezi olursun. Benden vazgeçebilir mi grup? Öyle bir ihtimal var mı? Parçalarım o grubu. Hareketlerine göre grubu terk edebilirler. Ağzlarını sıçarım. Gerçekten. Neyse. Bunu o zaman böyle seçtim. Yani rehberlik ve dikenli kamçım var. Okey. Geçmiş. Geçmişimi. Ben geçmişte halk kahramanı olmak istiyorum ya. Ya asilzade mi olayım? Beni kuytuda hemen yerler yani. Yabancı, pir, asker, sokak çocuğu. Sokak çocuğu. Bunların bir etkisi var mı? Kesin vardır. Ben halk kahramanı olmak istiyorum. Mürit mi olayım? Halk kahramanı olmak istiyorum. Aynen. Sovyetler dağılınca, tamam mı? Beni de sürmüşler. Nasıl? Bence şahane. Halk kahramanını aldım. Halk kahramanı zorbalara ve canavarlara meydan okuyarak sıradan halkı koruyan bir kahramansın. Evet, bu benim. Masumları yakınlarındaki tehlikelerden korumak efsanenin büyümesini sağlar. Bence halk kahramanıyım ben. Pir ne yapıyormuş? Cansungur ve yakın evren, iyilik şöylük flatlı, teşekkür ediyorum. Cesedri'yi de aldım çünkü kurda dönüşeceğim. Av yapacağım. Bu oyunda Türk olmaya karar verdim. Ne diyorsun? Solcu demeyelim de halk kahraman diyelim. Tabii, evet evet. Pir de diyor ki bitmek tükenmek bilmeyen bir bilgi açlığıyla çok okudun. Dünyanın nadir ilimlerini öğrenmek ve bu bilgileri daha yüce bir amaç için kullanmak konusunda sana ilham verir. Pir de iyiymiş. Ama sanki bu böyle hani büyücüyle falan seçilecek. Ben halk kahraman olacağım ya. Ertan Taner de 5 kişilik flatta, teşekkür ederim. Evet. İyidir Drit. Evet. Kurda dönüşüp gırtlak vokali yaparak dolaşacağım etrafta. Orta Asya'dan Malazgirt'ten giriş yapacağım. Anadolu'ya. Öyle bir planım var. Güzel. Şimdi kabiliyetlere geldik. Ne kadar en düşük zekası bu, niye böyle? Geri zekalı mıyım ben ya? Ama geri 8 ya. Zekam çok düşük ya. Ben geri zekalı olmak istemiyorum o kadar da. Tamam. Aşırı zeki de değilim belli ki ama. Peninsula, teşekkür ederim. 4. James, kutlu olsun. Eda da patates ile seks yaparak yaşıyorsun. Ne zekasın. Gel. Britler öyle yapıyordu değil mi? Doğru diyorsun ama bir tık yani bari stat. Evet, pardon. Ya bari 8 olmasın ya. 10'a çıkarsam olmaz mı? İrfanım niye bu kadar yüksek mesela benim? Ben niye bu kadar irfan sahibiyim? Ana kabiliyetimmiş bu çünkü. Zeki olmak istiyorsan git ya, ilkinde büyücülük yorar dediniz. Yormasa deseydiniz ben büyücülük oynardım aslında ilkinde. Gerçekten niye hemen zekam düştü ya? Neyse, bu öyle. Evet, büyü kitabı. Şimdi yaraları iyileştiriyorum. Sarmaştır ne ya? Bir sarmaşık yüzeyi yaratırsın. Yaratıkları yavaşlatırsın. İhtimale bağlı olarak onları dolarsın. Tamam. Çok özlü sözler söylüyorsun filan ama bulmaca çözemezsin. Bulmaca çözemeyeceğim mi gerçekten? Büyücü yormaz bu arada. Ya
Büyücü oynayayım mı arkadaşlar? Çünkü bence ben oynarım büyücü. Çok iddialı oldu. Bence ben büyücü oynarım. Ne diyorsunuz? Gerçekten onurum kırıldı ya. Niye ben zekası düşük bir şey oynuyorum? Matematik zekan düşük demek. Bu benim için bir şey işte, hakaret. Biliyorsun. Tetikleniyorum hemen. Biliyorsun ben Hufflepuff da değilim. Hufflepuff'lar da gerizekalı değil ama bana Hufflepuff'sın denince ben senin anandır Hufflepuff oluyorum, biliyorsun yani. Abla cadı gibisin zaten. Teşekkür ediyorum. Seksi vampirimiz olacak abla, çözer. Oley be Zuhal, çok sevindim. Aa, teşekkür ederim Süheyla, hoş geldin. Sihirbaz çok yakışır. Diğer her şeyi değiştirmiyorum değil mi? Sadece büyücü seçiyorum burada. Öf. Ben büyücüyüm ya. Geçmiş olsun. Hayır, evet. Ben patates sikmeyeceğim ya. Özür diliyorum. Gerçekten ben buyum ya. Zeka istiyorsun ama ana statı zeka olan büyücü. Ne oldu? Druid oyna kızım, heves ettiysen. Hayır, büyücüyü şu an büyücüyü seçince büyücüye yükseldim. Ha, patates ile sevişmeyeceksen Druid oynama tabii. Hayır ya, ben patatesle sevişmeyeceğim ya. Bu zamana kadar zeki olduk. Ne oldu Zuhal? Hani escape bizim. Belki de gerçekten zeki olmadığım için oyunda zeki olmak istiyorum. Benim de escapizmim zeki olduğum bir oyun oynamak. Bari kara elf olaydık. Gotik oluyor muyuz öyle? Nasıl? Ne patatesler var. Bak sonra pişman olur. Çok hoş geldin. Draw kara elf demek. Ha, okey. Tamam o zaman. Büyücü. Buradaki seçtikleri miyim mi? Bu ne ya? Hayır, bunu otomatik getirdi. Bunları ben seçmedim. Hayır, niye izleyeyim sen tutorial'ı ya? Ben chatle yapacağım dedim zaten. Biz chatle anlaştık ki chatle beraber yapacağız falan dedik yani. Niye senle izleyeyim ki? Ne gerek var yani? Niye başka yayıncıyı seçeyim ki? Okey. Tamam, şimdi büyülere geç. Şu an bir rahatladık mı? Tamam. Artık şimdi şeye geçiyoruz. Baz büyüler. Bazlı. Mistik patlama. Silah muhafazası. Al işte. Bunun statı şey, zeka değildi. Neyse, ben kara elf olacağım ya. Büyücüyüm. Şeyim. İyiyim yani. Büyücü değilsin ki şu an diye itiraz var. Al işte. Yani. Yemin ediyorum kendimi bıçaklayacağım artık. Ama şu an böyle şeyim yani. Şu an karanlık bir şeyim yani. Değil mi? Gerçekten chat'in şu an chat'e küfredeceğim. Biri diyor ki şu büyücü değilsin ama tamam, draw seçtim. Sonuçta burada büyü yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Bana onu söyleyin. Yapıyorum değil mi? Az büyü yapıyorsun. Ya, Jess'e geleceğim mi Discord'a? Gerçekten kafamı karıştırdınız ya. Üf. Herkes chat'te başka bir şey söylüyor. Alt sınıflara baktım, seçenekler. Ya ben bunu okuyayım, draw oynarım ben dedim. Sonra dediler ki yok, büyücü değilsin. Okey, büyücü seçeyim. Vallahi bir gelsene ya. Gel bir şey yap. Yazıklar olsun ya. Düştüm hale bak. Ben büyücü oynayacaktım. Sonra gittim draw seçtim. Her şey çok karıştı. Alt ırk, pardon. Alt sınıf deyip duruyorum. Pardon. Evet, alt sınıf deyip duruyorum. Alt ırk deyip duruyorum. Pardon, alt sınıf deyip duruyorum. Alt ırk. Ha, evet, sesin ne haber? Geliyor mu? Alt geliyordur. Irk mı? Alt ırk mı? Evet, öyle yazıyor ekranda. Alt ırk yazıyor. Alt ırklar için yaşam alanı mı açıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani bak, şunu yapalım bak. Gerçekten sarpa sardı işler. Farkında tamam, mısın? Tamam, ben senin ekranı kapattım şu anda. Sen sor, ben direkt anlatayım buradan. Niye ekrana bakmıyorsun? Karışıyor iki taraftan. Ha, okey. Tamam, şimdi biz draw seçtik. Tamam mı? Sen bana bir söylesene, sen nasıl bir şey oynamak istiyorsun? Bir bana Warlock 31 dedin, ben ona çok yükseldim niyeyse. Şeytan 31, evet. Ya şöyle, Warlock'lar ruhlarını bir Sugar Daddy'ye satmışlar. Ondan ha, güç alıp sağa sola lazer atıyorlar. Tamam. Çok güçlü büyücü değiller. Yani şöyle,
kimi sınıflar ara sınıf, kimi sınıflar saf sınıf diyoruz biz burada, tamam mı? Mesela Wizard, Cleric bunlar saf sınıf, yani %100 büyü gücü. Warlocklar biraz karışık. Biraz ışık atacak, biraz kılıç sallayacak arada yani. Aa, ben büyücü olayım o zaman. Saf büyücü gideceksen işte Druid, Wizard, Sorcerer, Cleric bunlar saf büyücü. Bunlar yakın dövüşte çok iyi değildir. Mesela Wizard tekte sopayı yedi mi bayılır gider mesela. Ama şey ne bu? Gölge Yürek mi ne katılacak galiba bana? Öyle dediler. O yakın dövüşüyor değil mi? Ona mı Asıl Lazer katılacak senin gruba. O yakın dövüşçü fighter. Ya bir de ekibine giren herkesin sınıfını da sonra değiştirebiliyorsun zaten. Sen dert etme. O yüzden gönlünden ne geçiyorsa onu aç. İleride zorlanır mıyım diye düşünürsen. Yani ona bakarsan ben Bard'la oynadım. Bard. Hani... Haa, türkü çığra çığra dolaşmışsın. Hani D&D'nin baş vasıfsızı kabul edilir. Oynayınca onunla da oynanıyor. Sen şey yapma. O zaman ben elf ve büyücü olmak istiyorum. Ne tarz büyücü ama? Büyücü deyince ne canlanıyor gözünde yani? Ateş mi ateş atıp portal mı açacağım mesela? Yani büyücü deyince aklıma ne geliyor biliyor musun? Çünkü buradaki wizardlar mühendis, haberin olsun. Daha iyi. Ha, ne okay. Yapıyor mesela? Ne yapıyorlar? Ya wizardlar tam işte ilim irfan sahibi. Okuyor, araştırıyor, kafası çalışıyor. Ama nerd biraz yani mesela. Hani anladın mı? İnsel bir tık falan. Şey yani sıkıntılılar falan. İşleri kesat mı? Kesat. Sorcerer'lar var asıl. Sorcerer'lar mesela X-Men gibi. Onlar da bayağı büyü yapıyor. Ama okuyarak öğrenmiyorlar. Onlar içgüdüsel yapıyorlar büyüleri X-Men gibi. Onlar da bayağı sağlam büyücü. Bam bam spamlıyorlar büyüleri. Ama 3-5 büyü biliyor ama o bildiğini de iyi kullanıyor falan gibi düşün mesela. Patates demiş, sevişsem oldum şu an gerçekten. Ama yok ya, ben galiba büyücü gideceğim. İlim irfan full araştırıp okuyayım. Hı hı. Ama şeyim yüksek olmayacak değil mi karizma? Yok. Hatta böyle karizma insanlar... dump stat oluyor. Karizma dump stat oluyor. Dump stat deriz yani, her sınıfın hiç kullanmadığı bir şey oluyor, statı oluyor. Mesela Wizard'da karizma dump stat. Vur eksisi şey 7'ye kadar indir yani onu. Yani insanları konuşarak hiçbir şeye ikna edemeyeceğim. Ya yo işte şey, insanları bir şeylere ikna etme büyüleri yaparsın, sen de büyücüsün. Hı, tamam okey o zaman. Tamam büyücü gidelim ya. Tabii. Neyse. Allah bir yerden alıp bir yerden veriyor gerçekten. Diyen diye özettim. Karizma istiyorsan Bard, Sorcerer. Mesela Sorcerer seçersen o da büyücü. Ama daha az büyü yapan büyücü. Onun karizması çok yüksek oluyor mesela. Yok, ben elf ve büyücüden devam. Tamam. Burada şey yaptığım var mı? Bak mesela baz büyüler sayfasına geldim. Tamam. Baz büyüler hep yapabildiğim ve spamleyebildiğim büyüler, öyle düşün. Hani böyle bam bam bunları her tur atabileceksin. Çok kafan rahat edecek. Bak ben o kadar gerideyim ki yayında. Sen daha şey yüce elfte falan geziyorsun. Baz büyü listesini görmedim. Şimdi görürsün birazdan. Ha. Bazı büyülerin üstünden geç. Okey. Tek tek gitsen üstlerinden bana söyleyerek. Tamam. Asit sıçraması var. Bir altı hasar veriyor. Kemik ürpert var. Ben kemik ürpert seçmeyi düşünüyorum mesela niyeyse. Asit püskürt var. 1-12 hasar. Bunun hasarı daha yüksekmiş. Dondurma ışını. Geçiyorum. Şu an sen şok kavramı evet, var. Ben geriden geliyorum ya, sen anlatmaya devam et. Ben tekrar yetişeceğim. Silah muhafazası var. Arkadaşlık var. Gerek yok sanırım. Arkadaşlık mesela işte ikna zarında işe yarıyor ama. Ne? Tabii goblinin birine basıyorsun, sonra diyorsun kardeş beni hatırlamadın mı ya? Liseden arkadaşın Zuhal ben falan diyorsun. Belki kullanırız. Işık. Büyücü eli. Küçük illüzyon, isabetli vuruş. Ben mesela buradan isabetli vuruşu seçmeyi düşünüyorum, bir. İkincisi, kemik ürperti seçmeyi düşünüyorum. Gerçi seçililer de asit püskürt, dondurma ışını, büyücü eli. Evet, benim bence, dövüşte uzaktan da evet bir dövüş edebilmem de lazım. Bence arkadaşlığı al.
Gerçekten mi? Hı hı. İlginç, dur bunları çıkarayım. Dondurucu ışın al, bir de silah muhafazası al. Silah muhafazası ezme, derme ve kesme saldırılarından yalnızca yarı hasar alır. He, evet zaten biraz dandiyim. Dövüşte, tamam okey. Mesela niye dondurma ışını? Evet tamam. Hedefin hareket hızını 3 metre azaltıyor. Okey, tamam. Bir de büyüler var. Burada maşallah. Silah muhafazasını nasıl kullanacağım biliyor musun? Baktın üstüne üstüne geliyorlar. Yürüyeceksin yürüyeceksin, çömeleceksin, sonra silah muhafazası basacaksın. Vurmayın abiler diye. Gerçekten mi? Bunu niye bana yaptırıyorsun peki? Ya öyle wizard seçtin ama. İlk birkaç seviye dibine evet. Birisi gelirse çok kötü öleceksin sen. O yüzden sen ölünce de oyun bitiyor bu arada hani. Haa okey tamam, artık onda yaşarız. Yapacak bir şey yok. Arada büyücü F5 bas o yüzden. Okey. Büyücü zırhı var. Burada sis bulutu var. Yağ var. Ne bu ya? Zemini ve... zemini kaydırıyor bu. Tamam okey. Gök gürültüsü patlaması. Uyku. Büyü okları. Ve burada ya, bir sürü var gerçekten. Ha şimdi büyücülüğün asıl şeyini biliyor musun? Büyülerin hepsini okuyup birazcık hakim olman gerekiyor. Hı. Ben sana şey tavsiye ederim. Ya büyücü oku kesinlikle tavsiye ederim. Uyku kesinlikle ilk seviyelerde tavsiye ederim. İnanılmaz faydalı oluyor. Uyku tamam okey. Ben önüme bir liste büyü açayım. Okları, uyku tamam. İkisi zaten seçili otomatik. Ben de önüme bir liste açıyorum bir saniye. Tamam. Daha rahat bakayım. Hale bak. Charm person mesela işte. Charm person şey. Hani hayatım hatırlamadın beni. O ablam falan milletin aklını alıyorsun. Yani böyle aklı başında birilerini kullandığında daha sonrasında ulan sen bana büyü mü attın oluyor. Fakat ite köpeğe atmak için iyi bir büyüdür charm person'da. Aklında olsun, karizmayı kapatır. Find familiar büyüsünü bence almana gerek yok. Şeyden yaparsın onu, scroll'dan yaparsın. Uyku büyüsü çok işe yarar. Uyku seçili zaten. Uykuyla büyü okları seçili. Dur bakayım. Senin söylediklerini arıyorum şu an. Cadı çarpması diye bir şey var burada ya. Büyücü zırhıyla magic missile tavsiye ederim. Büyücü zırhı duruyor. Magic ne? Magic missile. Var sende. Kırmızı böyle ok gibi bir şey var o. Okey. Color spray de ilk seviyede. Böyle elinden ışıklar çıkıyormuş gibi birisi var ya. Color spray de ilk seviyede bayağı güçlüdür. Elinden ışık çıkıyormuş gibi. Bu mu? Hı hı. Ha renk serpintisi. Evet. Aha. Bir de kromatik orb var. Beyaz bir küre var bak. O kromatik orb'u yere düşmüş veyahut da birisiyle angaje olduğu için kıpırdayamayan birilerinin arasına atıyorsun. Tatlı tatlı yanıyorlar öyle. Bakayım. İhtimale bağlı olarak çarptığı yerde bir yüzey yaratan bir küre fırlatırsın. Alternatif olarak hasar türünü değiştirebilirsin. Bir daha anlat, bu kromatik küre ne yapıyor? Attığın yerde. Kromatik küreyi koyduğun yerde işte bir alan yaratıyor. Diyelim ki senin fighterların birisiyle angaje oldu. Sen orayı açıyorsun bunu. Orada tatlı tatlı yanıyorlar mesela ince ince. Tamam. Okey. Ben bunları seçtim. Geçmişimi ne yapsam acaba? Evet. Pir yani. En uygun bu galiba buna. Ya gönlüne göre seç ya. Pir ya. Evet. Pirim. Oh, kuvvetim 8. Evet, güçsüzüm. Tamam, çeviklik 13. Dayanıklılık 15. Zeka 17. Çok, şu an tatmin oldum. Demin 8'di, çok kötüydü ya. İrfan 10, karizma 12. Karizma fena değil. Yani bence vur karizmayı eksiye. Niye eksiye vuruyorum ya? Ötekilerine ya. Mi ekleyeyim? Kral çöp ya, boşver. Kim ne yapsın senin karizmana? Vur eksiye diye karizmayı, ben sana söyleyeyim. Neye ekleyeyim o zaman? Tamam 7, 8. 8'e düşürdü en fazla karizmayı. Ne yapayım biliyor musun? Zeka, dayanıklık, çeviklik. Zeka en önemlisi. Zekayı 18 yapamıyorsun ama zannedersen. Yapamıyorum. Hayır. Sonra dayanıklık, sonra çeviklik. Çeviklik de niye önemli? Sen zırh giyemeyeceksin. Zırh giyemediğin için belini sağa sola kıvırarak kaçacaksın dayaktan.
aşırı önemli çevikli senin için. Tamam, 15'e yükselttim çevikliği. Dayanıklılık kaç? 15. O çıkıyor mu daha çok? Yok, çıkmıyor şu an. Ama ötekinden eksiltirsen iyi mi? Kuvvet 8, çevikliklik dayanıklılık 15, zeka 17, irfan 10, karizma 8. Yani iyidir. İyi midir? Boşta puanın kaldı mı? Boşta puanım yok. Hiçbirine basılmıyor şu an. Bir şeyleri eksiltip şey yapabiliyorum. 15-15-17 yaparsan drama çıkar denildi. Neyin draması ya bu? Yok ya. Ama karizma da lazım diye inanılmaz çetçiyor. Sen beni niye burada şey yapıyorsun? Gerçekten bu daha mı iyi? Ya hayır, şunu demek istiyorum. Trollemiyorsun değil mi? Hayır bak, iyi sayılar 17'ler 15'ler, tamam mı? Sen karizmanı hadi çıkart 12'yi, bir boka yaramayacak ki. O yüzden genelde bir şey yaparız yani. Hani bir işte tam iyi olamıyorsan bari kısta iyi olduğunda daha iyi ol yani. O zaman ben irfana 11 koydum. Al, kuvvete de bir tane koydum. Dayanıklılığı 14'e düşürdüm. Oldu mu? Yani sen bilirsin, bağırarak ölecek olan sensin. Minik bir can. Minik bir değişiklik yaptım bence. Ya içerisinde gibi yap ya, bir şey hay olmaz. Ha, tek sayı yap diyorlar, doğru. Bonusu mu oluyor tek sayı yapınca? Hayır, tek sayı seviye atladığında bir sonrakine çok rahat geçiyorsun. 18 olduğu zaman yani bu sistemde ikili ikili gidiyor. Mesela 10 0 demek, 12 1 demek, 14 2 demek, anladın mı? Mesela dayanıklılığını şimdi 15 yaparsan bir sonraki seviyede küt diye 16'ya çıkıyorsun. Hit pointlerin bir anda dur 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 diye artıyor böyle. Şu an şey oldum. Şu an bir bakalım. Ya kötüye kötü diyeceksin ama iyiyi çok iyi yapacaksın, anladın? Anladım. Ha, çift yap diyorlar. Tek değil, çift yap diyorlar. Okey, tamam. Ya bir de takıl bu kadar. 320 saat oynayacaksın. Bir şekilde yolda değişir bir şeyler. Ya hatta bir şey söyleyeyim mi? Base'e bir tane adam geliyor bir noktada. Kardeş, beni baştan yaratıyorsun. Baştan yaratıyor. Hadi takılma bence yani. Tamam, kuvvetimi ona yükselttim. Tamam mı? Hı-hı. Rahat tamam. Durmadım. Karizmamı da ona yükselttim. Yani okey. Bir tek zekam 17 şu an. Çünkü zekayı daha da yükseltemiyorum. Yapabilsem 18 yapacağım ama yaptırtmıyor. Tamam, böyle o zaman. Bunda okey misiniz? İyi. Bence okey gibi görünüyor şu an. Güzel gayet bir şey bu da okey. Wizard olunca çok okuman gerekecek her aldığın büyüyü falan. Okey değil mi bu sana? Yani okuruz. Ne yapalım? Tembel oyunculara göre değil Wizard yani. Niye beni şu an şöyle şey yaptın? Söyleyeyim yani. Ya biraz chill oynayayım zaten. Sonuçta şey olmuyor değil mi? Ben okurken uzun uzun tur kaçtı olmuyor. Değil mi? Ha, bekliyor tabii. Yani oyun. Tamam, ne tabii. Güzel yani. Ben şeyde çok panik oluyorum. Hemen zamanla yarışırken bir şeyleri okuyup çözmem gerekince inanılmaz panik oluyorum. Ama şu an böyle chill chill okuyor okuyor ilerleyelim yani. Okey. Tamam. Bunu şimdi... Değiştir deyince mi kaydediyor bunu? Ne biçim şey ya? Yok, değiştir başka bir şey. Evet. Tamam. Tamam, bunu böyle kaydetti değil mi? Evet, tamam. Şimdi bir tane daha büyük kitabı. Büyücü zırhı. Uyku. Zaten bunları seçmiştim. Büyü okları. Gök gürültüsü patlaması. Bu ne ya? Diyor ki kurtarma. Atış başarıldığında hedefler yine de hasarın yarısını alırlar. Bunu değiştireyim mi? Yoksa gök gürültüsü patlaması dursun mu? Çünkü diğerleri ok gibi. Bence gönlüne göre seç burada ya. İlk seviyeler için bol bol büyüm var zaten yani. Okey. Tabii. O zaman. Ya böyle heves ettiklerini al biraz. Bu dursun. Anladın mı? Hani... Bu dursun, okey, tamam. Bu diğerlerinden farklı çünkü, değiştirmeyeceğim. Yani şey, her şeyi kitabına göre yapmana gerek yok yani. Tamam, zaten, tamam, okey. Güzel, o zaman şu an tipiyle oynayabilirim artık, değil mi? Rastgele tamam. Mi yapıp yapsam? Bu ne ya? Tipindeyse sen de, ben gidiyorum o zaman.
Tamam sen git de her şey Allah kahretsin yanlış tamam. yere bastım ve hallederim ben. Tamam sağ ol teşekkür ederim. Ay rastgele bastım. Evet her şeyi resetledim mal gibi tamam. Benim hatam. Tamam haydi hallederim şimdi ben. Tamam peki ben izleyici moduna döndüm o zaman. Hadi. Ha, hadi teşekkür gelsin. Ederim bay bay. Ya ben oradan tipini yapıyoruz sandım gerizekalı gibi. Öf tamam yapıyorum şimdi dur şey yapmayın. Hemen hallediyorum. Hemen hallediyorum. Ya siz var ya siz benim canlarımsınız. Gerçekten. Şimdi gönlüme geçebiliriz tamam mı? Yine şeye basıyormuşum. Evet arkadaşlar başlangıçtan değiştiriyorum. Okey tamam mı? Helal olsun evet. Bütün anlamı kıtlığımla beraber hallettik. Oh. Ay sonunda yapacağım. Dişi. Non-binary yok mu? Aha var. Non-binary yapacağım. Non-binary yapacağım. Didem. 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 Yasin Yetkin rozetim var demiş. Teşekkür ederim. Bu yüksek şakam için bir alkış istiyorum lütfen. Çok geç yaptım bu şakayı. Değilim. Neyse. Şimdi. Non-binary'de romans yok mu? Bu gerçek mi? Bu gerçek mi? Non-binary'de romans yok mu? Flörtleşemiyorum kimseyle. Bir... Olmuyor mu? Bu ne saçmalıktır? Niye ki? Yalan. Değil. Emin değilim olması lazım. Ben romans olmazsa oyunu bırakırım. Bak. Zaten nördüm. Zaten muhtemelen karavana bütün flörtlerim ama. Ha herkese var. Okey yani arkadaşlar patatesle çiftleşebiliyorsak lütfen bir non-binary'de çiftleşebilsin ya. It's opened. Ya bunu seçeceğim. Bunu mu seçsem ya? Where to next? 6. Health. Be wary. This place is trapped. Evet. Güzel. Bunu sevdim. 6 olsun bence de. Evet evet 6 bayağı güzelmiş. Şimdi jawline olsun. Şu kemikler çıkık olsun istiyorum aynen. Burunlarına da bir bakalım. Buydu değil mi jawline? Evet. Bunun burnu da iyiymiş. Bu çok girl ya. Yani. Ha bu ne kadar karizmatikmiş. Bu da karizmatikmiş bu arada. Yani bu işte şey. Yok. Bunun çene biraz daha çıkık olsaymış keşke. Ben bunu ve bunu beğendim. Bu iyi. En çok bunu beğendim. Ya bu olacak çünkü ya bu olacak. Ne diyorsunuz? Bunun da kaşları... Bunun kaşları çok güzelmiş ya. Bunun kaşları daha yay. Yüzü de daha uzun aslında. Neyse değiştirebiliyoruz galiba. Yara izi. Façalı. Bayılırım façalı adama. Gerçekten. Bayılırım. Aa bu daha güzelmiş. Ya dur demin bir şey. Aa bu dudağındaki ne kadar seksi oluyormuş ya. İnanılmaz seksi. Olgunluk. Ben bir tık şey istiyorum. ...35 çok iyi değil mi? Vallahi... Bak bir olgunluk geldi yüze. Üstte ten rengi de var.
inanılmaz beğendim. Çil miktarı. Yani bu tende de çil olmasın. Aşağıdan görüyoruz mu biz bunu? Yani neye göre değiştiriyorsun sen bunu? Bunu göstermiyor bize, değil mi? Tolga Ustaoğlu, hoş geldin. Video kapağı aşırı clickbait olmuş. Ah. Ben hep gotik kızlar koyuyorum şeye. Yalnız bu yaz geçsin, ben de full gotik açacağım yayınlarımı. Full böyle. Lisedeki gibi giyineceğim. Görebiliyor musun? Ha, okey, yok ya. Benim için insan olsun önemli. Ben gene bacak arasına bakmıyorum. Varsayılan olsun yani. Ne çıkarsa bahtıma. Ben kabul ederim yani. Sıkıntı değil. İnsanı insandan olsun. Neyse. Beden sanatı. Dövme. Yalnız bu kıyafetleri değiştirebilirim değil mi? Bu ne kadar kötü bir kıyafet. Mutasip ailenin mutasip olmamaya çalışan kızı gibiyim yani. Bakalım nasıl şeyler var. Aha, bu ne ya? Gerçekten liseye gidiyorum. Aileme inat yaptırdığım dövme gibi bu. Bu ne? Yok. Hey girl. Bunun kıyafeti değişecek mi? Ne kıyafet? Ha tamam, kıyafet değişecek değil mi? Vallahi var ya. Ya bu yüzümde dövme istemiyorum ben ya. Ona kanaat getirdim bu arada. Aynen, yüzümde istemiyorum ben. Beden sanatı diyor, sadece yüz var ha. Ha? Oh bak, piercing ver bana. Oh. Çok ergen işi. Bu güzelmiş, gümüş altı galası. Karaylar. Aa bu çok güzelmiş. Hey karaylar güzelmiş. Çirkin. Niye yanlışlıkla gidip dövmeyi seçtiğini ya? Ya bak, beni sinirlendirme. Tamam mı? Hah. Hiç beğenmedim. Hiç. Septum istemiyorum ya. Bu güzel. Kaşımda piercing olsun istiyorum. Bu güzel ya. Evet, piercing tarzını göremiyoruz bu arada. Gözler. Üf, çok güzel ya. Makyaj. Hah, bana bunlarla gel. Bir ay... Yok. Çok uzun, aşırı uzun. Heh. Üf, üf. Evet bu. Bir de buna bakayım. Bu iyi. Bunu çok beğendim. Dudak rengimizi de.
Bir şey diyeyim mi? Saçını değiştirmek istiyorum sadece şu an. Vatanım millete hayrım yok saçı. Gerçekten. Daha iddialı bir şey istiyorum. Daha. Hayır olmaz. Daha. Hayır, liseye gitmiyorum. Aa, bu mu? Girl. Bu güzel, bu aklımızda olsun. Bu arada saç rengimiz tabii ki beyaz olacak, yani her türlü bu şeyin aydınlanmalarımız da mor mavi olacak aynen. Güzel. Bir siyah denesek mi? Siyah çok yazık olur buna ya. Ama senin canın için ah. Simsiyah da olan, bak gitti bütün şeyi. Bütün havası gitti yani. Üf yani. Dur bir saç şekli hala deniyoruz. Ya yok mu böyle 17. yüzyıl saçı? 16. 17. yüzyıl saçı ver bana. Bu da değil. Vardır kesin ya. Hayır. Güzel oldu bu arada ama aradığım bu değil. Ver bana 16. yüzyıl topuzu bir tane. Asla değil ya. Yokmuş zaten. Hep doğal saçlar. Wow, bu da güzelmiş. Vallahi güzelmiş bu da ama bunu şey yapmayacağım. Bir de saçı biraz daha mora çekeceğim. Çok. Bu bir ihtimal. Biraz daha ben bunu yapacağım arkadaşlar ya. En büyücü saçı gibi olan buydu çünkü. Yani bilmiyorum, siz beğendiniz mi? Evet. Soğukluğunu kırdım biraz saçın. Biraz ısıttım. Ne diyorsunuz? Kıyafet değişiyordur inşallah var ya. Bence de en iyi bu oldu falan deniliyor. Güzel. Sanırım aydınlatmayı açmadım. Açalım. Aa, böyle oluyor. Ay yok, punk olmasın ya. Bu çok punk artık yani. Bak bunu buna çevirebiliriz. Ama sanki dümdüz olsa daha iyi gibi. Bu iyi ya, böyle olsun. Düz daha iyi aynen. Kıyafetini değiştiremiyor muyum ben bunun? Genele bir daha bir bakalım. Ha, beden tipi. Onat Karaman hoş geldin. 15. ayımız kutlu olsun.
Evet, yok, başa dönmeyeceğim. Ama yani niye kıyafetim bu kadar muhafazakar? Benim biraz sinirim bozuldu. Ödüm koptu var ya, beden tipini değiştirdiğimde komple her şey gitti diye. Neyse, gitmiyormuş. Dur bir bakalım. Abi sen niye bu kadar yakışıklısın? Ha, bu zaten ilk verdiği. Valla benim yaptığım milf ya. Sınıfa döner, sen tip değişmiyor. Yok, sınıfı değiştirmeyelim artık. Bak benim benim artık tansiyonum düşmesin yani. Yoksa yok ya, düşürmeyelim. Okey. Ben büyücü olmak istiyorum ya. Niye büyücü oynamama karşı geliyorsunuz? Niçin? Niçin bunu yapıyorsunuz bana? Ben büyücü oynayamaz mıyım? Bu saçı beğenmediniz mi ya? Ben tam bir büyücü saçı bence. Saç konusunda hala kafanız karışıksa al bak, o zaman bunu yapalım. Bu daha iyi gibi. Ne diyorsunuz? Al. Üf, al, bu bayağı iyiymiş. Pis değil mi? Bu bayağı iyi. Ne diyorsunuz? Lisacığım hoş geldin. Bu daha iyi. Evet, bu saç oyundaki en karaktersiz kişilerden birinin saçı, ondan ön yargı var. Ha, okey. Bu. Okey, tamam, chat'te oldu. Oh be, nene saçından kurtulduk. Tam bir Slytherin olduk. Okey, tamam o zaman. Evet, karakterin adı. Tabii ki. Hazır mısınız? Ne yazacağım sizce? Ne yazacağım sizce? Tam bir büyücü adı vallahi. Hadi bakalım. Samet mi? Tutuşuk. O ne be? Yanları al, üstler kalsın, evet. Cemil olabilir mi? Cemil olabilir mi acaba? Evet. Suat olabilir mi peki? Ben oyunlarda genellikle Sekendiz ismini kullanıyorum. Genellikle. Bundan sonraki oyunlarda da eşlikçim olursanız görürsünüz. Deyip, evet, karakterimizi tamamladık YouTube. Bir dahaki videoda oyuna dalmış olacağız. Görüşmek üzere. Benim karakter seçmelerim ve yaratmalarım çok uzun sürüyor. Başlığa da yazarım zaten bunu. Ama buraya kadar izlediysen sen bayağı yürekli birsin. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.